merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim, ne arıyorsunuz? Herkese günaydın, herkese selam, saygı, sabah, her şeyden gönderiyorum. Kardeşlerim, bugün bayağı bir video çekeceğim ama bugünkü, şu anki izlediğimiz videonun konusu acaba şu an hangisini çekeceksem diye düşünüyorum bir aradan da. Arkadaşlar, bugün neyi çekelim biliyor musunuz? Biliyorsunuz biz geçenlerde bir deney yapmıştık abi. Ne yaptık? Kaplumbağanın yanına biz balık attık. Ne olacak diye. Aga bir şey olmamış. 2 gündür neyim yaşıyor. Yani yememiş kaplumbağamız. Buna sevindim açıkçası. O yüzden bugün kaplumbağanın ve çöpçü balıklarımızın habitatını birazcık değiştirmemiz lazım. Yani birazcık daha çöpçülere uygun yapmamız lazım. Çünkü şu an kaplumbağa yani ehli keyif bir hayat yaşıyor. Ona yani birazcık bir dur dememiz lazım arkadaşlar. O yüzden birazdan şu köşeye gideceğiz ve bizim bildiğiniz gibi haşere köşemiz orası. Haşerelerimizle biraz ilgileneceğiz. Kardeşlerim, en son kaplumbağanın ağzını açmıştık ha. Tamam. Ha bu arada kaplumbağaya dün yem attım, yememiş. Bir çiz demek ki suya attığım zaman yemiyor. Demek ki kuru toprağa atmamız lazım yemini. Bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Ondan sonracıma vallahi kardeşler gayet güzel. Bugün bitkinin de bir videosu var. Onu da çekeceğiz inşallah. Ona bir sinek yedireceğim. Ama tabii onu daha sonraki günlerde izleyeceksiniz. Aya ben bu sineği canlı tuttum. Karanlığa koydum. Hayvan ölmüş. Ne yapalım? Yani gönül isterdi ki bitkimize canlı yedirelim ama yani nasip olmadı. Ne yapalım artık? Gençler, şimdi şu haşerelerimizi şuraya koyalım, tamam mı? Videomuza başlayalım lütfen. Like, yorum, işte o tarz şeyler yapmayı unutmayın. Ama yani bir like, yorum atın ya, güzel olur yani. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, haşere bölümümüze geçtik. Yalnız şurayı bir kapatmak istiyorum. Acayip derecede ses geliyor, bu nedir lan? Hayır, o pipoyu birden çeksek, kapatsak daha mantıklı olabilir ama çünkü ışığı da kapatmış olduk. Bir saniye. Heh, şimdi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar, mosumuz bir serpildi yani. Mosumuz bayağı bir iyi yormaya başladı. Hayırdır yani mosumuza. Şimdi gençler, biliyorsunuz geçenlerde bir deney yapmıştık. Bu bizim neydi lan bunun adı? Michelangelo muydu neydi? Bunun adı neydi lan? Adını unuttum lan hayvanımızın. Bu hayvanın başka bir ismi vardı ya. Michelangelo değildi. Her neyse, Michelangelo'nun arkadaşı oluyor bu arkadaşımız. Ya şunun bir huyuna bakar mısın? Fare mi besliyoruz, ne besliyoruz? Sıçmış lan bu. Aa, resmen tahtaya sıçmış. Yani yakıştıramadım. Şimdi gençler, biliyorsunuz şöyle bir habitat yapmıştık. Bayağı da bir atraksiyonlu güzel bir şey. Bakın size şu bıçakla tam olarak göstermeye çalışacağım. Çünkü 3 boyutlu göremiyorsunuz büyük ihtimalle kameradan. Gençler, şimdi şu kısım taş, görüyorsunuz. Buraya geldikçe burada birazcık az bir su var, 1 santim derinliğinde. Buraya geliyorsun, burada da 1 santim varmış. Sonra buradan birden çukur oluyor ve burada biraz mos var, görüyorsunuz. Yalnız umarım benim mosumu yememişsindir, seni yerim ha. Ondan sonra arkadaşlar burada bayağı bir derinlik var. Burada ben balığımı koymuştum. Balığım gayet de güzel. Şurada çöpçümüz duruyor. Umarım onu ben bıçak şimdi saplamam. Balığımız gayet güzel yaşıyor. 2 gündür sıkıntı yaşamamış. Gayet güzel. Buna sevindik. Ondan sonra acıma bıçağımızın ucunda bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun habitatını birazcık değiştirmemiz lazım. Şu köşeye taştan bir yer yapacağız, tamam mı? Yani kumdan bir yer yapacağız. Geri kalanını komple su yapacağım ki şu arkadaşlar artık bir huzura kavuşsun. Bakın size şöyle göstereyim. Bunlar 2 gündür bunun içinde duruyorlar. Hatta su değeri de bozulmuş. Bu yüzden. Bunlara hemen güzel bir yer yapmamız lazım. Buranın içerisinde suyu da seviyesini de arttıracağım. Yani hem akvaryum tarzında bir şey olacak diye düşünüyorum. Yalnız kaplumbağamızda böyle bir huzur, bir rahatlama var, görüyor musunuz? Bakın nasıl da yaşlı gözleriyle duruyor orada. Hey yavrum be, yıllara meydan okurcasına duruyorsun. Arkadaşlar zaten ben bu yani müthiş muhteşem kökümüzü bu yüzden yapmıştım. Buraya böyle koydum ki üstüne çıksın, reis kurulansın yani. E peki arkadaşlar, Drakula'mız ne diyor? Drakula'ya bir bakalım. Drakula'ya bakmazsak olmaz. Şimdi Drakula biliyorsunuz arada bir atraksiyonları olan, zıplayan bir arkadaşımız. O yüzden şöyle bir uzaktan hani böyle yavaştan bunu çekiyoruz ki üstümüze atlamasın. Şöyle bir Drakula'ya bakalım. Hayır, bunları bıçakla yapıyoruz. Bunlar çok da tehlikeli yani. Aslında ucu kör olan bir şeylerle yapsak daha iyi olabilir. Evet. Hayvanlarımızın yani haşere de olsa iyi bakmamız lazım. Şimdi bir seninle bir aydarinde oynarız. Oğlum ya, böyle çok hızlı hareketler etme. Vallahi korkuyorum. Sonra aramızda sıkıntı çıkar. Haberin olsun. Sonra senin yanına başka bir canlı koyarım. Burada hayatta kalma yarışı yaparsınız. Arkadaşlar işte bunlarda şöyle de bir gariplik var. Zıplayabiliyorlar. Zıpladığı zaman işte o zaman Mücahit korkuyor. Bak şuna bakar mısın? Aynı gardiyes lan.
Oğlum bunu ellerine alıyorlar da ben o kadar daha değilim yani o kadar daha cesaretli değilim. Aa, bu arada yem de vereceğiz gençler ama kaplumbağamıza biraz sonra veririz. Kardeşlerimize 2 günde bir yem veriyoruz. Şerefsiz salyangozlar bir bırakmıyor ki anasını satayım kardeşlerin yiyesini. Ayrıca buraya doluşuyorlar. Bakın görüyor musunuz? Ben şuraya geçenlerde yem atmıştım. Bu bitches'lar geldi. Kardeşlere bir şey bırakmadı. Bakın şöyle bir daha da netleştireceğim. Daha da netleştireyim. Biraz daha netleştireyim. Ah görüyorsunuz şu anda orada tam üçgenin altında salyangozlar hareket ediyor. Yani arkadaşlar bunlar kardeş düşmanı. Bunlar kardeşin yemeğini yiyorlar. Kardeşlerim aç kalacak ya. İşin kötü kısmı. Bakın kırmızı kırmızılar görüyorsunuz mu? Ne kadar da tatlılar. Yani şuradakinin rengi bayağı bir iyiymiş. Kardeşlerimi seviyorum. Gerçekten kardeş. Kardeş benim için bambaşka bir şey oldu ya. Bakın şöyle şurada dalın üzerinde konmuş bir kardeşim de var. Daldan dala kondun yeter yorulmadın. Bana soruyorlar en sevdiğin akvaryum hangisi? Abi kesinlikle bu. Yani içeride ciklet akvaryumum da var. Cikletleri hala besliyoruz. Bu aralar cikletlerin videosu bayağı bir az geldi ama yani cikletlerimiz hala bizimle birlikte, haberiniz olsun. Şimdi önce ne yapsak ki? Önce arkadaşlar bir yem atalım, tamam mı? Sonra aga buna bir yeni yer yapalım. Tabii ki yine tek elle açma mücadelemiz. Yani bu mümkün değil. Bunu her videomuzda uğraşacağız tek elle açma challenge'ına. Hayır açamıyorum. Vallahi açacağım. Hadi lan. Beni çok da sinirlendirmeyin. Ben iftar yani pek hoş bir adam olmuyorum. Arkadaşlar sineğimiz de burada. Bu kebaşeyi biliyorsunuz geçenlerde anlattım anısını. Ben yatıyordum. Vızır vızır sesler gelmeye başladı. Sonra da Hakk'a yürüdüm. Şimdi dostum sana bir yem vermemiz lazım. Ama nereden versek onu merak ediyorum. Acaba bu kardeşimize, bu ağabeyimize şöyle şu köşeye bıraktım. Kokusunu alabilir misin onu da bilmiyorum ya. Neyse şöyle sana yakın olarak bırakayım. Daha arkadaşlar yemi yediğini biliyoruz ama yemi yerken hiç göremedik. İnşallah görürüz. Dedim ve şu an ayrılıyorum ya. Kesin orada yemi yer, biz de göremeyiz. Şimdi aga ne yapıyoruz? Ona yem verdik. Kardeşe yem atacağım. Ama kardeşler hemen gelmeyecekler. Belki videomuzun sonuna doğru böyle toplaşırlarsa neyim? O zaman görebiliriz. Bu şerefsiz şeylerden, salyangozlardan zaten yani kardeşlerimiz güç bela yemek yiyor. Tam şu gördüğünüz gibi tam şuradalar. Biraz orta parmağımla göstermiş gibi oldum ama. Şimdi şunlara da bir tane yem atalım. Arkadaşlar bu yem herhalde 1 milyon gün gidecek gibi geliyor. Güzel güzel güzel. Oha yem çökmedi. Evet yem acil bir iniş yaptı. Tam kardeşin oraya indi. Güzel oldu kardeş. Şimdi salyangozlar oraya gelesiye kadar herhalde kardeşim birazcık yer diye ümit ediyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bunları da kendi haline bıraktık. Tabii burada bir de bitki reisimiz var. Bitki reisimizi hemen netleştirelim. Arkadaşlar bu nereye doğru gidiyor? Ben anlayamadım yani bunu. Nereye gidiyor? Ben bunu aldım şu kadardı. Abi, böyle bir şey oldu ya. Bu ne lan? Aga bu ne be? Reis yemin ediyorum benden daha uzun olacaksın herhalde. Ben 1.70'im bunun garanti 1.80'i var yani bu 1.80'e doğru gidecek gibi. Aga sana bugün bulaşmayacağım tamam mı? Drakula Reis sana bugün bulaşmıyoruz. Bugün kaplumbağamı, biçisimi birazcık zorlayacağım. O zaman hemen başlayalım. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hadi bir balkona çıkalım ya. Evet arkadaşlar habitat kurma merkezimize geldik. Yani namı değer balkonumuza geldik. Arkadaşlar maalesef bu videomuzda mor telikler yok. Bu yüzden çok üzgünüm. Yani mor teliksiz balkon videosu nasıl çekilir? Gerçekten çok üzgünüm. Anlatamam size. Abi mor teliksiz olmaz yani. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kaplumbağayı şöyle bir çıkartalım. Aga bu böyle bu buralarda bir dolansın. Yılan gibi. La vallaha dokunmaya başladık. Gel uçu 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 uçu. Hayırdır oğlum ilk geldiğinde Hüseyin Volt gibiydin. Şimdi hiç yüz vermiyorsun. Hayırdır? Şimdi şunu şöyle yapalım. Aga be bir sürü de iş varmış ha. Arkadaşlar balığı bu arada çıkarttım ha. Şu anda balık yok. Nasıl bir strateji yapsam acaba? Bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle bir olay yaptık. Böyle bir şey yaptık. Peki abi ne yaptık? Gençler görmüş olduğunuz gibi kumu birazcık azalttım. Kumu daha da yükseğe getirdim. Yani sınıra kadar getirdim. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Kaplumbağa buradan çıkacak. Ta burada duracak. Su da arkadaşlar şuraya kadar falan olacak. Yemi de ben buraya atacağım büyük ihtimalle. Oradan yiyecek. O tarzda bir şey düşünüyoruz. Yani şu an için hacı abiler. Şöyle birazcık burayı daha bir düzleştirelim. Evet. Yani ahval böyle oldu. Şimdi ne olacak biliyor musun? En azından şuraya kadar ben su doldurmuş olacağım. Kaba bir 8
9 litre falan bir şey olacak 5 balık için. Altta da şöyle bitki koydum. Artık yerler mi, yatarlar mı bilmiyorum. Artık ne yaparlarsa yapsınlar. Sıkıntı değil. Peki kaplumbağayı nereye koyduk? Arkadaşlar kaplumbağayı şu süreçte ezmemek için akvaryuma koydum. Şu anda kendisi burada takılıyor. Belki ilerleyen zamanlarda kendisine burayı verebilirim, tahsis edebilirim. Ay şaka yapıyorum. Burayı ona vermem tabii ki de. Çok saçma olurdu. Şimdi arkadaşlar kaplumbağamızı alalım. Oraya koyalım. Ondan sonra içeriye götürelim. Buraya su ekleyelim. Ardından gençler ne yapalım biliyor musunuz? Balıklarımızı geçirelim. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burayı yani baya baya bir akvaryum usulüne çevirdik. Ciddi manada bir su var artık içerisinde. Hayır aslında biraz daha su eklemesi yapabilirim ama yapmayacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunları bir ısılarını eşitlemek adına şöyle bir bırakayım. Devrilir mi? Devrilmez. Çünkü çok orantılı koyduk yani. Gerçekten biz bu işte bir dünya deviyiz. Bayağı bir orantılı koyduğumuz için bir şey olmadı. Şimdi gençler ne olacak? Bu 10-15 dakika kadar orada kalacaklar. Oradan sonra direkt böyle çık diye atacağız biz bunları. Kaplumbağa reisimiz orada takılıyor. Kardeşlerim kaplumbağa reisin suya niye girmediğini ben çözdüm. Sebebi de kaplumbağa reis sıcağı seviyor çünkü. Şu anda suyumuz da birazcık soğuk. Bu yüzden balkona falan çıkartabiliriz. Yani havalar birazcık daha ısınsın. Onun kabını balkona koyacağım ve orada daha rahat böyle sıcak sıcak ateşli ateşli takılabilecek. Ondan sonra cima ne yapıyoruz o zaman? Biraz bekliyoruz bakalım. Bir eşlemeyi yapalım tekrardan gelelim o zaman. Evet arkadaşlar ciddi ciddi bekledik. Hatta o arada da ben sizlere şuradan gizli kaça kaça zaten bir video çektim. Gençler artık bunların şeyi doldu. Sıkıntı yok. Şöyle fazla suyunu atayım. Umarım balık düşmemiştir. İçinde bir tane balığımız var. Düştü mü o arkadaş? Şu hala düşmedi. Hala bizimle gemide. Tamam arkadaşlar bunları şimdi ben bir atayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz yerin içine balıklarımızı da gönderiyoruz.
Hepsini gönderdik mi? Evet gönderdik. Vallahi çok değişik oldu. Oğlum görsel yalnız harika. Bayağı bir güzel oldu. Kaplumbağamız da şurada. Artık bu videonun sonuna gelebiliriz. Gördük ki kaplumbağa bu balıklarla birlikte yaşıyor. Demek ki bu dere kaplumbağası. Büyük ihtimalle bir dereden yakalamışlar. Ondan sonra işte bize kadar gelmiş. Zaten öyle olur. Başka bunu nasıl yürüteceğini bilmiyorum da. Arkadaşlar bayağı iyi oldu. Gerçi buraya aslında pistes gibi birkaç tane balık atsam güzel olabilir. Çünkü çöpçüler hep böyle kalır. Orada burada saklanır dururlar. Yosunların altında falan. Ama herhalde pistes mesela gidiyor orada geziniyor. Abi güzel oldu ya. Benim hoşuma gitti açıkçası. Gençler artık videomuzu burada sonlandıralım. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun gençler.